Illustrator'da çizdiğimiz nesneleri renklendirmek için oldukça geniş seçeneğe sahibiz. Renklendirme işlemine geçmeden önce renklerin oluşumundan bahsetmek istiyorum. Bir elips çizelim. Bunun bir kopyasını oluşturalım. Alt tuşuna basarak. Bunun bir kopya daha oluşturalım. Evet. Şimdi red, green, blue, şunu mavi yapalım. Mavi. Şunu da yeşil yapalım. Şimdi bu nesneler arasındaki geçiş sağlamak için yeşili seçip opacity alanından karışım modu olarak screen seçeneğini seçelim. Mavi için de aynı şekilde. Evet. Görüldüğü gibi kırmızıyla yeşilin kesişiminden sarı, üçünün kesişiminden beyaz, magenta, bu şekilde renkler oluşturuluyor. Renklendirme işlemine gelince nesneleri renklendirmek için iki tane temel renk, yani daha doğrusu nesneler iki tane temel ögeden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi stroke, bir diğeri de fill, yani dolgu ve çizgi. Dolgu rengini buradan seçebiliyoruz. Çizgi rengini de hemen alt taraftaki stroke alanından çizgi rengini seçiyoruz. Çizgi kalınlığımızı biraz artıralım rengi görebilme adına. Bu şekilde düz renklerin yanı sıra hem çizgi için hem de dolgu için gradient renkler kullanabiliriz. Şuradan gradient'i seçelim. Dolgu için radial şu renkten bu renge geçiş sağlayan bir radial. Hatta sadece iki renkten değil, araya tıklayıp pull bekleyerek yeni renkler de ekleyebiliriz. Bu şekilde renkler arasındaki mesafeyi de belirleyebiliriz. Düz geçiş için lineer, yuvarlak geçiş için de radial seçeneklerini kullanabiliriz. Bunun yanı sıra gradient tool'u kullanarak direkt şeklin üzerinde renk dağılımını görebiliriz. Bu şekilde kulpları sürükleyerek renk ayarlamasıyla ilgili seçeneklere ulaşabiliriz bu şekilde. Yine buradan döndürerek açıyı da belirleyebiliyoruz renkle ilgili. Aynı şekilde gradient panelini kullanarak çizgilere de stroke seçelim. Çizgilere de bu şekilde renklendirme yapabiliriz.